Merhaba, ben Tuana Popiceğin Yılmaz. Bugün GIST 2019'dayız ve tıklım tıklım içerisi. İçeri girerken bile zorlandık. Zaten dışarıda bir sıra vardı. Dell, Vodafone, Fortnite, yani hepsinin standı var burada ve insanlar çılgınlarca burada geziyorlar. Bir sürü cosplayer, onun dışında turnuva alanları. O yüzden inanılmaz bir kalabalığın içinden geldik ve şu anda röportaj yapabileceğimiz influencerlara bakacağız. Şimdi hep birlikte oyun alanına geçelim. Evet, burası dijital oyun fuarı dedik ama arkada gördüğünüz gibi FRP oynanıyor, board game oynanıyor. Bunun dışında gördüğünüz gibi bir takım burada ürünler satılıyor. Pokemon kartları, tişörtler, neden nicesi. Evet, karşımızda Cem Bölükbaşı var. Merhaba Cem, nasılsın? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben, teşekkür ederim. Biz seni Formula 1 espor arenasından tanıyoruz tabii ki başarılarınla. Ama sen tanımayanlar için bir kendinden bahsetmek ister misin? Tabii, adım Cem Bölükbaşı. Red Bull Toro Rosso için yarışıyorum Formula 1 espor şampiyonasında. Bu sene de takım olarak dünya ikincisi olduk. Süper. Son zamanlarda neler yapıyorsun peki? Ya son zamanlarda aslında hem bir sonraki sezonu antrenmana başlıyorum hem de bu aralar biraz yayına da başladım. Biraz da yayın yapıyorum. Aynı zamanda işte etkinlik ayarlanmaya çalışıyor. İşte GameX olsun. Onlara koşturuyoruz diyelim. Peki hazır GameX'ten bahsetmişken şu an bütün fuarları kıyasladığın zaman bu fuarı nasıl görüyorsun? Yani ne diyebilirsin şu anki durum için, vaziyet için? Yani şu öbür fuarlara göre gayet daha düzenli geldi ama onun dışında cidden kalabalık ve hafta içi bugün. O yüzden hani düşününce hafta sonu da büyük ihtimalle daha da kalabalık olur. O yüzden katılımın bu kadar yüksek olması tabii ki de heyecan verici her zaman. Peki geçen sene de gelmiş miydin buraya? Geçen sene gelememiştim, yurt dışındaydım. Bu sefer gelebildim. Peki süper, o zaman kaç gün daha buradasın diyebiliriz? Cumartesi hariç her gün buradayım gibi gözüküyor. Cumartesi de korkudan mı? Yok, yani etkinlik yoktu galiba cumartesi, onun dışında ama bakalım belki cumartesi de gelebilirim, bilmiyorum. Peki standlara uğrayabildin mi? Yani buradaki arcade, Red Bull'daki arcade havanın dışında diğer standlarda ne var, nasıl yorumlayabilirsin? Ben de daha yeni geldim ama gezmeyi planlıyorum. Yani görünüş olarak çok etkileyici gözüküyor. Peki çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi karşımızda Can Zanteres. Dört kardeş var. Biz kendini CSGO'dan tanıyoruz, kendisini e-spor arasından ama sen biraz kendinden bahsetmek ister misin? Can dört kardeş, 23 yaşındayım. Şu an Big Clan'da oynuyorum. 4 yıl boyunca Space Wolves takımını oynadım. Ve Türkiye'de çok büyük başarılar sağladım. 2016 Dünya Şampiyonu oldum Counter-Strike'da. Şu an Big Clan'dayım. Ve şu an önümüzde Major var, ona hazırlanıyoruz. Her şey yolunda, her şey çok güzel. Sence ne olacak öndeki turnuvada? Ne hissediyorsun? Geçen iyilik turnuvasını oynadık. Üçüncü olduk. Bayağı bir hata yaptık. Hepsi maçlarında çok yakın bitti birbirine. Ama şu an Major'da oynayacağız ve çok heyecanlıyız. Yeni bir isim var aramızda. O da bize büyük bir force yapıyor. Daha da güçlendiriyor bizi. O yüzden muhtemelen çok iyi bir şey yapacağımızı düşünüyoruz Major'da. Top 3 gibi bir şey yapacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonrasında Star Leader için iyi bir turnuvamız var. Yani her şey güzel geçeceğini düşünüyorum, inanıyorum yani. Peki süper. Peki fuarla alakalı ne düşünüyorsun? Yani gaming, bu oyun dünyası, hani genel olarak inanılmaz bir kalabalık görüyorum ben burada. Evet. Geçen sene nazaran hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Bu kalabalık nereye gidecek böyle? Nasıl bir oyun dünyası bizi bekliyor? Ya ben ilk kurulundan beri neredeyse bu gaming fuarların çoğuna geliyorum. Ve çoğu zaman da yükselmeye başladı son zamanlarda. Artık yani en büyük yeri tutuldu ve şu an daha da büyük bir yer tutması gerekiyor buraya için. Çünkü çok sıkışmışız artık, yani bayağı büyüdük. Daha da büyüyeceğine inanıyorum Türkiye'de bu e-sporun. İnşallah her şey daha güzel olacak. Evet, şimdi yanında Batuhan Büyük Hakan var ve onu bekleyen inanılmaz bir kalabalık var. Merhaba Batuhan, nasılsın öncelikle? İyiyim, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir kalabalık var burada şu an seni bekleyen. Ne düşünüyorsun? Evet, şu anda hem GIST'in kendisi hem de görmüş olduğunuz stand bayağı kalabalık. Çok yoğun bilgi var çünkü Türkiye'deki en büyük oyun fuarı şu anda burada düzenleniyor ve 3 gün boyunca da devam edecek. İlgi bence gitgide artmaya devam edecek. Geçen sene de fuardaydın yanlış hatırlamıyorsam ve başka fuarlara da katıldın. Ne düşünüyorsun yani geçen seneden bu seneye bu fuar, şu anki fuarın bu hali, bu aslında gaming'in geldiği anı ne diyorsun yani? Şöyle düşünüyorum, her sene gaming sektörünün, oyun sektörünün daha çok geliştiği için bundan dolayı fuarlar da daha çok gelişiyor ve
kitle artıyor, ilgi artıyor. İlgi arttıkça şirketler daha çok yatırım yapıyor ve bu da bizim gibi oyunculara ve oyunu seven insanlara daha çok yarıyor. Bu tabii ki de beni çok mutlu ediyor. Yakın zamanlarda başka etkinlikler var mı katılacağın? Yakın zamanlarda şu an bildiğim bir etkinlik yok ama önümüzdeki aylarda bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Yurt dışında olabilir, burada olabilir. Onlara büyük ihtimalle katılırım diye düşünüyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Sizi yendim, neler hissediyorsunuz? Daha bitmedi, devam edelim. Fuarı nasıl buldunuz öncelikle? Fuar harika ama yenilmemden sonra hiçbir zevk alamıyorum. Yapacak bir şey yok. Bu bir kader gibi adeta. Hepimizin içine işledi bizim. Ben tebrik ederim. Tebrik ederim.